Merhaba arkadaşlar, ben Rıdvan. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. Bugün bu videoyu çekme amacımız Work and Travel'la Isaac hakkında çok fazla soru almamızdan kaynaklı. Bugün size elimden geldiğince iki program arasındaki farkı anlatıyor olacağım. Çünkü 2016 yazında Work and Travel'la beraber Amerika'da Wisconsin Dells'te can kurtaran olarak çalıştım. Isaac'le beraber de 2017 yazında Letonya'ya ve Tunus'a sosyal sorumluluk projelerine gittim. Genel olarak Work and Travel'ı tanımlayacak olursam, Amerikan hükümetinin çıkarmış olduğu alt ve orta sınıf çalışan ihtiyacını karşılamak ve böylelikle insanlara bir tecrübe sunup Amerika'nın fırsatlarından faydalanabileceği ve yaz sürecinde 3 aylık çalışma sürecinden sonra 1 ayda Amerika'yı keşfedebilecekleri bir program diyebilirim kısacası. Isaac, dünya barışına katkı sağlamak için genç liderler yetiştiren aslında bir sivil toplum kuruluşu. Bunu nasıl yapıyor? Sunduğu yurt dışı fırsatlarıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle ve profesyonel stajlarla hem giden tarafta bu şekilde hem gelen tarafta firmalar tarafında kurumsal bir staj deneyimi sağlayarak diyebilirim kısacası. Şimdi Isaac'le Work and Travel'ın farklarını ilk olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerden bahsedebiliriz. Isaac dünyanın 128 ülkesinde faaliyet göstermekte. Work and Travel sadece Amerika, Kanada ve Avusturya'da şu an faaliyet göstermekte. Work and Travel'ın başvuru şartlarından ilk olarak bir profesyonel şirkette çalışmamız gerekiyor. Burada kaydımızı bıraktıktan sonra sözlü İngilizce bir sözel seviye tespit sınavına dahil oluyoruz. İngilizce seviyemiz belli olduktan sonra tamamen İngilizce seviyemize göre iş tekliflerini değerlendirmeye başlıyoruz. İş tekliflerinden sonra bize sunulan işlerin kabul durumuna göre mülakatlarına girip mülakat süreçlerine geçtikten sonra karşı tarafla onay durumlarından sonra vize sürecine geçiyoruz. Benim sürecimden bahsetmem gerekirse ilk olarak firmayla iletişime geçtiğimde tamamen beklenti yönetimi şeklinde ilerlemişti. Work and Travel'da nasıl, nerede ve hangi işi yapmak istediğimden bahsettiğimden sonra İngilizce mülakatata tabi olup buna göre iş teklifleri almaya başladım. Yani tamamen sorusal değil, muhabbet havasında bir görüşme gerçekleştirdik. Diğer yaptığım mülakatta ise firma taraflı biraz daha İngilizcemin gerekli işin yeterliliğine uygun olup olmadığını test edilmesi üzerineydi. İlgili mülakatlara girdikten sonra İngilizce seviyemi de yeterli gördüklerinden dolayı iş kabulümü aldım ve vize süreçlerime başladım. Genel olarak Work and Travel'da iş can kurtaran, kat görevlisi, garson, kasiyer bunun gibi işlerden bahsedebiliriz. Genelde iş fırsatlarının olduğu yerler çok büyük şehirler şeklinde ilerlemiyor. Biraz daha küçük kasabalarda iş imkanları doğuyor diyebilirim. Benim katılmış olduğum Work and Travel'da Wisconsin Dells'te can kurtaran olarak bir su parkında çalıştım. Yaklaşık olarak 3 ay boyunca haftada 30-35 saat aralığında can kurtaranlık yapıyordum. Work and Travel profiline gelecek olursak 18-26 yaş arası aktif üniversite öğrencisi ve not ortalaması 4 üzerinden 2 olma şartları aranmakta. Isaac'e gelecek olursak 3 tane programı bulunmakta. Global Volunteer, Global Entrepreneur, Global Talent. Kendi Isaac deneyimime gelecek olursak 2016 yılında hazırlıktan mezun olduğumda Letonya'da bir projeye katılmaya karar verdim. Tamamen sistemde gördüğüm gerekliliklere göre mülakat sürecine başlamıştım. 6 hafta boyunca Letonya'da bir yetimhanede gönüllü olarak görev yaptım. Burada yaptığım tamamen çocuklarla birlikte günlük hayatlarındaki vakitlerini geçirmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktı. Diğer katıldığım proje ise 2017 yılında Tunus'ta gerçekleşti. Projenin içeriği kadın haklarıyla ilgiliydi. Aile Bakanlığı'nda tamamen Türkiye'de kadın haklarında ne seviyede olduğumuzun analizlerini yapıp Türkiye'deki projeleri Tunus hükümetine raporlayıp bunların projeleştirilmesi hakkında çalışmıştım. Global Volunteer tamamen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi adına oluşturulmuş projeler diyebilirim. Her proje aslında bir sürdürülebilir kalkınma hedefini destekleyen ve bunun üzerine bu sorunu çözmek üzerine oluşturulmuş programlar diyebilirim. Global Entrepreneur 18-30 yaş aralığında bulunan kişilerin kısa dönemli olarak yurt dışında bir startupta bir firmada staj yapabilecekleri bir program. Global Talent ise biraz daha bölümünde mezuna yakın ya da mezun olmuş kişilerin uzun dönemli olarak profesyonel bir staj geçirebileceği bir program. Gittiğiniz zaman profesyonel bir staj deneyimi sağlıyor size. Orada da tamamen ülkenin minimumda asgari ücretinizi size firma taraflı veriyor diyebilirim. Ve konaklama şu şekilde gerçekleşiyor. Tamamen karşı firmaya da Isaac tarafından size kalacak yer öneriliyor. Önerilen kalacak yer maaşınızın 1/4'ünü geçmeyecek şekilde oluyor. Global Volunteer'da biraz daha sosyal sorumluluk projesi ilerletilirken Global Entrepreneur ve Talent'ta profesyonel bir staj deneyimi sağlanıyor. Bu staj deneyimi eğitim, teknik, marketing, pazarlama şeklinde ilerliyor. Global Entrepreneur'da ise kalacak yer firma taraflı genellikle karşılanıyor. Karşılanmadığı takdirde ise yine söylediğim şekilde size öneriler sunuluyor. Burada ama bu programda herhangi bir maaş alımı söz konusu değil. Benim Global Volunteer başvuru sürecim şu şekilde gerçekleşti. Bulunduğum şehirde ki Isaac şubesiyle iletişime geçtikten sonra tamamen sistem üzerinden proje bakmak üzerineydi. Projelere baktıktan sonra gitmek istediğim bölgeye karar verdik. Daha sonra proje başvuru süreçlerimiz gerçekleşti. Kısa bir süre içinde geri dönüşler aldım. Mülakatları gerçekleştirdikten sonra karşı taraftan gerekli evrakları da toplayıp vize sürecime başladım. Projemi gerçekleştiriyor oldum. Global Volunteer mülakatımda aslında sorulan sorular biraz daha beni tanımak ve projeye neden katılmak istediğimi anlamak üzerineydi. Çünkü bir sosyal sorumluluk projesine katılıyordum. Karşı tarafında benim cidden bu projeye
projeyi yapıp yapmak istemediğimi ölçmesi üzerineydi. Aslında temel anlamda karşı tarafın beni tanımayı, projeye neler katabileceğimi ölçmeye çalıştığı bir mülakattı diyebilirim. Temel farklarına gelecek olursak, Work and Travel 18-26 yaş aralığında, Isaac ise 18-30 yaş aralığında insanların katılabileceği projeler diyebilirim. Work and Travel'da 4 üzerinden 2 ortalama gerekirken, Isaac'te herhangi bir ortama gerekmemekte. Fakat Global Talent ve Global Entrepreneur programlarında projeye bağlı staj geçmişi aranabilmekte. Work and Travel'da tamamen şirket doğrultusunda vize süreçleri ilerlemekte. Gerekli evrakların tamamlandıktan sonra vize randevunda birlikte ilgili konsolosluğa başvurular yapılıyor. Bu başvuru yapıldıktan sonra konsoloslukta kısa bir mülakat geçiriliyor. Bu mülakatta tamamen senin Amerika'ya neden gidip gitmek istemediğin ya da tamamen senin oradaki kişiye güvenini verip vermemenle alakalı aslında diyebilirim. Isaac'te vize süreçleri de aslında benzer. Tamamen karşı taraftan ya da Isaac'ten gerekli evrakları topladıktan sonra ilgili vize konsolosluğuna ya da ilgili firmalara başvurunu yaptıktan sonra vize süreçlerine başlıyorsun ve kısa sürede vizeni alıyorsun. Benim başvurduğum vize tipi Schengen vizesiydi. Schengen vizesinde aracı kurumda olduğu için herhangi bir mülakat süreci yoktu. Burada gerekli evraklarımı teslim ettikten sonra evraklarıma göre vize verilmekteydi ve yaklaşık bir 10-15 günlük süreçte vizem onaylanıp yurt dışı tecrübeme başladım diyebilirim. Work and Travel'da ilk günüm aslında biraz garipti. Çünkü 12 saatlik bir uçuştan sonra ulaşmıştım ve tamamen jet lag denilen olaya ben de kapılmıştım. Her ne kadar inanmasam da. İlk gün cidden 2 saatlik bir uykudan sonra uyanmak zorunda kaldım. Çünkü ülkenin saat farkları beni cidden yoran bir noktaydı. Work and Travel programına katıldığımda zaten çalıştığın şirket sana biraz daha oraya vardığında gideceğin noktaya servis aslında ayarlıyor. Ben de tamamen aynı şekilde firmamla iletişime geçip orada beni havalimanından çalıştığım yere götürmesi adına bir servis ayarlamıştım. Çalıştığım yere gittiğimde oradaki Work and Travel öğrencileriyle tanıştım diyebilirim. Zaten herkes benim gibi düşüncede olduğu için orada biraz daha tanışmak kolay oluyor diyebilirim. Work and Travel'da kalacak yer çalıştığınız yere bağlı şekilde size öneriler sunuyor ya da tamamen size karşılıyor. Global Volunteer'da ise havalimanına indiğimde beni karşıladılar. Oradaki Isaac'ten sorumlu insanlar. İlk zaten sıcak bir karşılanmayla karşılandım havalimanına inince. Daha sonra beraber vakit geçirdikten sonra beni kalacağım yere götürdüler. Letonya'daki projemde yetimhanede çalıştığım için yetimhanede kaldım. Tunus'ta ise oradaki diğer Isaac'lerle evde beraber kaldık. Can kurtaran olarak iş gününün nasıl geçtiğinden aslında bahsetmek istiyorum. Tüm can kurtaranlar olarak çalışmamız gereken havuza beraber toplanıyorduk supervisor'ımızla beraber. Daha sonra tüm aquaparkların %100 çalıştığından ve güvenli olduğundan hepimiz deneyerek emin oluyorduk. Çalışmamız gereken ilgili yerlere daldıktan sonra müşterilere açıyorduk suparklarını diyebilirim. Müşteriler tabii ki suparklarına gelince onların can güvenliğini sağlamak için sürekli bir onları izleme yönünde ilerliyorduk. Letonya'daki projemde ise sabah uyandığımda yetimhanede bulunan çocuklarla birlikte kahvaltılarımızı yapıp oyun parklarında günlük aktivitelerini gerçekleştirmeye başlıyorduk. Oradaki öğretmenler doğrultusunda neler yapmamız gerektiğini planlıyorduk. Onların aktivitelerini gün içinde gerçekleştiriyorduk. Program ücretlerine gelecek olursam ben Work and Travel programına katılırken 2000 dolar civarında vermiştim ve dolar 3.5 falandı. Bugün size güncel fiyatları aktarmak için aradığımda ise bu yaz katılmak isterseniz 2950 dolar, bir dahaki yaz katılmak isterseniz 2450 dolar olduğu şeklinde geri dönümlerini aldım. Ben gittiğim yıl saatlik yaklaşık 10 dolar kazanıyordum. Yine sanırım bu senede gidildiğinde yine 10 dolar 12 dolar şeklinde ücretler kazanılmakta. Work and Travel sürecinde çalışıp biriktirdiğim para yaklaşık 1000-1500 dolar civarındaydı. Tamamen bu parayı travel kısmında harcamayı ben planlamıştım. 5 eyaleti orada gezerek bu kazandığım parayı harcadım. Türkiye'ye döndüğümde maalesef yanımda hiç param yoktu. Chicago'dan başlayıp daha sonra Vegas, Los Angeles, Washington ve New York şeklinde eyaletlerinde bulunup travel kısmımı gerçekleştirdim. Work and Travel sürecinde tamamen ben aslında biraz da Amerika'yı merak ettiğim için ve kendimi geliştirmek için katılmıştım. Bu yüzden çok fazla mesai yapmıyordum ve ikinci iş arayıp çalışmadım. Fakat orada bulunan arkadaşlarım şu şekildeydi. Ekstra saatler alıp ikinci işlerde de çalışıyordu. O da arkadaşımdan örnek vermem gerekirse Türkiye'ye döndüğünde aslında verdiği parayı tekrar kazanmıştı diyebilirim. Ben katıldığım yıl Global Volunteer ücreti 550 TL'ydi. Şu anki güncel fiyat ise 800 TL şeklinde. Ben Global Volunteer'deyken projemden sonra 6 ülkeyi gezme fırsatı yakalayabildim. Yaklaşık uçak bileti dahil o zamanın şartlarıyla 4000-4500 TL harcamıştım. Kısaca söz etmem gerekirse Global Volunteer tecrübemde 2-2,5 ay arası bir süre geçirmiştim. Yaklaşık olarak 4-4,5 bin lira arasında bir harcamam oldu. Work and Travel'da ise 3,5 aylık bir süreçte yaklaşık 15 bin lira bir harcamam oldu. Bildiğiniz üzere döviz kurlarının etkisi yurt dışı fırsatlarında biraz katılımcıları etkilemekte. Daha demin de bahsetmiştim. Benim gittiğimde şu anki fiyatlar arasında ciddi bir fark var. Isaac'te de aslında bu etkiyi görebiliriz. Fakat Isaac'in yurt dışı danışmanlık ücretleri Türk lirası üzerinden yatırıldığı için aslında bu burada bir döviz etkisi yok. Tamamen uçak biletleri ve orada harcamalar
harcamaların üzerine bir etkisi olmakta. Global Volunteer'ın artıları aslında dünya sorunları üzerine bir sosyal sorumluluk projesi geçirmek aslında dünyada nasıl bir etki bırakabileceğimizi bana hissettiren bir projeydi. Oradaki tamamen arkadaşlıklar gönüllülük üzerine kurulan arkadaşlıklardı. Work and Travel'da ise biraz daha herkes oraya bir tık çalışma amacıyla gittiği için arkadaşlıklar biraz daha gönül bağı üzerine olmuyor diyebilirim. Work and Travel'ın artılarına gelecek olursak tamamen yurt dışında ülkenden çok uzak bir noktada comfort zone'dan çıkarak aslında kendini keşfettiğim bir program diyebilirim. Binlerce kilometre uzakta tamamen profesyonel bir iş yapısında farklı insanlarla birlikte çalışmayı öğrendiğim bir program. Eksilerinden bahsetmem gerekirse yani daha demin bahsetmiş olduğum nokta biraz daha eksisi diyebilirim. Çünkü ülkenden uzak olmak ya yani çok fazla uzak olmak seni bir tık motivasyon olarak düşürüyor. Ekstra olarak Work and Travel katılımcılarının biraz daha maddi kazanç elde etmek için gelmeleri diyebilirim. Çünkü yani tamamen yaz tatilinde çalışmak, para kazanmak mantığında yurt dışında bulunmak ya da tamamen sosyal sorumluluk projesi yapmakla yurt dışında gezmek arasında ciddi bir fark var. Isaac benim için aslında ilk defa yurt dışına çıktığım bir tecrübeydi. İlk defa ülkemden uzak, ailemden uzak, arkadaşlarımdan uzak ve comfort zone'umdan uzaklaştığım bir süreçti. 6 haftalık projem boyunca aslında iyi gidenler tamamen benim insan ilişkilerim diyebilirim. Çünkü gittiğim yetimhanede beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar ve beni kendi evimdeymişim gibi hissettirdiler. Global Volunteer'da aslında beni zorlayanlar bir tık daha ülkenin İngilizce seviyesi diyebilirim. Çünkü aslında günlük hayatta çok fazla İngilizce iletişim kurabileceğim insan yoktu. Bu beni cidden zorluyordu. Çünkü atıyorum bir market alışverişinde bile İngilizce seviyelerinin bir tık az olmasından dolayı iletişim problemi yaşıyorduk. Work and Travel'da beni zorlayan konulara gelecek olursak İngilizce seviyem diyebilirim. Çünkü Amerika'dasınız ve Amerika'nın İngilizcesi ciddi anlamda yüksek bir İngilizce. Günlük hayatta aslında Global Volunteer'da insanlarla iletişim kurarken oradaki insanlarla beraber aslında İngilizcemizi geliştiriyorduk diyebilirim. Ama Amerika'da bu şekilde değildi. Günlük hayatta konuştuğun insanın ana dili İngilizce olduğu için senin İngilizcen de o seviyeye yakın olmadığı için bir iletişim problemleri yaşanıyordu. Kısacası Work and Travel sürecim şu şekildeydi. Aralık ayında şirketle birlikte sürece başladık. Şubat ayında firma taraflı kabul aldım. Mart ayında vize süreçlerimi tamamladıktan sonra da Haziran ayında Amerika'ya gittim. Global Volunteer'da ise Şubat ayında başladığım mülakat sürecinden sonra Nisan ayında vize işlemlerime başladım. Onda da Temmuz ayında Letonya'ya gitmiş bulunmaktaydım. Ciddi misin? Çok teşekkür ederim. Bana sabrettiğiniz için.